Sürekli olarak işte alametleri toplama, armuta kaynak getirme vesaire, o konularda da çok iyi iş çıkarıyor şu ana dek. Evet ve seçim yasaklama ekranına geçtik. Günün üçüncü karşılaşmasında Damwonkey'a Thresh yasaklayarak başlıyor. Kaiser'ın en iyi şampiyonlarından bir tanesi Thresh. Thresh bu arada bu turnuvada kırmızı taraf seçiminden mavi taraf seçimine kaydı birazcık. Playoff'lar zamanı özellikle tüm liglerde genelde kırmızı taraf yasaklaması olarak görüyorduk Thresh'i. Çünkü takımların iki seçim Thresh tercihi yapabildiğini çok fazla şahit olmuştuk. Bu karşılaşmada iki takım da birer Senna takımı bu arada. Hem Ghost Barrel'da hem Karzy Kaiser'da Senna'yı tercih ediyor. Senna tam kendi kompozisyonlarını oynadıklarını ya da Senna'nın yanında başka bir şampiyon oynadıklarını görüyoruz ama bundan dolayı işte mavi tarafa bırakmak istemedi burada Mad Lions Senna'yı. Ve Varus da ortadan kaldırıldı. Evet, Varus da ortadan kaldırıldı. Renekton yasaklaması Kaan için. Burada tabii Kaan'ın güvenli olduğu şampiyon sayısı görece daha düşük. Birçok üst koridora göre. Ondan dolayı Renekton ortadan kaldırılıyor. Lucian yasaklaması Humanoid'in en iyi şampiyonu. Belki de Orianna ile birlikte ve Eluia'nın oynayabileceği yetenek gücü şampiyonlarının da kapısını çok yani o şampiyonları çok daha fazla güçlendiriyor, öyle söyleyeyim. AD AP dengesini orman orta koridorda yakalayabilmek ve Leona, Beryl'in ellerinde Leona'yı görmediğimiz zaman performans aşağı çok fazla dalgalanıyor bu turnuva içerisinde. Kırmızı tarafta çok fazla Leona yasaklaması görmeyiz ama bu bir saygı yasaklaması Beryl için. Ve şu anda Alistar seçilebilecek belki de en iyi destek. Nautilus'la beraber. Evet, yine ilk seçim bir Kai'Sa görüyoruz. Ve bakalım buna neyle cevap verecekler. Yine Nautilus ilk seçim geldi ve Udyr geldi. Hem Morgana'nın hem Rumble'ın oynadığı noktada Udyr'i tercih, açık olduğu noktada Udyr'i tercih etti burada Mad Lions tarafı. Bu da birazcık şundan, hem Morgana'ya hem Rumble'a Canyon bu metada henüz tam olarak oturabilmiş durumda gözükmüyor açıkçası. Ve Canyon birkaç maçta Udyr'le çok iyi göründü. Evet, en iyi şampiyonu Udyr gibi gözüktü şu anda zaten Canyon'ın. Onu da elinden almış oldu böylece ve Tristana bu takım için esnek olduğunu hatırlatayım. O kadar emin olmayalım. Bu alt koridora gitmeyebilir. Orta koridorda da olabilir. Ama yine de bir Kai'Sa kontrası zaten. Diğer tarafta da böyle bir senaryoda Mez'in çok fazla tercih etmeyi sevdiği, Armut'la çok fazla kullandığı Lee Sin'i Damwon tercih etti. Bu teknik, iki teknik koridorda gidebilir. O yüzden bir sonraki seçim aslında kör olacak. Peki Beryl ne oynayacak? Şimdi Leona yasaklı, Alistar yasaklı, Thresh yasaklı ve Nautilus alındı. Muhtemelen bir de bir set, destek yasaklaması daha gelecek. Set yasaklanabilir. Gragas mümkün olabilir bu senaryoda. Bakalım hangisine gidecek burada. Set'i de tercih ettiğini görmüştük Beryl'ın RNG'yi karşılaşmasında. Bu turnuva oyuncular hiç Rel'e yönelmiyor zaten. Rel'e yönelmiyorlar, evet. Rel birazcık gözden düştü gibi. Bakalım. Bunun set yasaklaması gelecek mi? Rel yasaklaması geldi. Set ya da şey yasaklaması gelmedi. Gragas yasaklaması. Evet, Damwon'da nar yasaklıyor ve biz bir yasaklama daha yapacak şimdi. Bakalım yine bir üst koridor yasaklaması mı göreceğiz? Hayır. Orianna. Onlar da Tristana'ya alt koridor olma ihtimaline karşılık olarak Orianna'yı da yasakladılar. Orianna zaten Humanoid'in dediğim gibi Lucian'la birlikte en iyi iki şampiyonu. Şimdi Mad Lions orta koridora güvenli ve kör olarak alınabilecek bir seçime yönelmek istiyor. Viktor aldılar. Son seçimi üst koridora bıraktılar Armut için. Evet. Bu da Tristana'nın alt koridora gitmesi anlamına geliyor ve Lee Sin'in de nereye gideceğini göreceğiz burada. Turnuva genelinde büyük oranda üst koridorda kullanıldığını da hatırlatalım. Ama ama Morgana destek mi? Yoksa Rumble teknik koridor mu? Bu da olabilir. Şu an çok esnek. Morgana da aşağıya esnetilebilir. Bakalım neyi tercih edecek Damwon. Zoe orta koridora gitti Victor'un karşısında. Biraz evvel izlediğimiz eşleşme zaten. Yok. O tarz herhangi bir sürpriz olmadı. Evet, herhangi bir sürpriz olmadı. Tak buradan seti üst koridora gönderebilirsin. Orman Morgana'yı alt koridor yapıyorlarmış falan. Yok.
Yok canım, olmaz değil mi? set geldi, muhtemelen destek set. Baron'ın oynadığını zaten turnuva içerisinde de görmüştük. Morgana ormana gidecek. Lee Sin de üst koridorda. Zoe ortadayken. Peki ne alır sence üst koridora? Wukong'u ister mi emin değilim. Bakalım neyle gitmek isteyecek. Set kuvvetli bir koridor şampiyonu ve... Lee Sin. Shen wow. Aldı. Hmm. Yani eşleşme çok yani Lee Sin eşleşmesi bildiğim kadarıyla Shen'in erken aşamalarda kazandığı fakat ondan sonrasında zorlandığı bir eşleşme. Yani tank eşleşmelerini sever normal şartlarda Shen aslında. Özellikle E'si E-Max oynadığınız için, E'yi full yere koyduğunuz için koridoru çok rahat kontrol ediyorsunuz Lee Sin'le. Kolay bir eşleşmeye gitmiyor bence Armut ama onun Shen'ini zaten geçtiğimiz sezonlardan da biliyoruz. Çok iyi bir Shen oyuncusu ve bu oyun belli ki alt koridor etrafında oynanacak. Kazanan bir eşleşmeye sahip orada Mad Lions. Biraz evvel de gördük Kai'Sa'ya karşı Tristana ve bence 6. seviyeden sonra Mad Lions'ın haritada birazcık daha esnek olduğunu görmeye başlayacağız. Özellikle alt koridor etrafında bir kule altı denemesi. Orada ittirme avantajı alındığı her sahnede birazcık daha haritada bir şeyler arayan bir takım bir Mad Lions izleyebiliriz. Ve Damwon'un da erken aşamalarda geriye düşebilen bir takım olmasından kaynaklı olarak oradan çıkarılabilecek bir kartopu. Ne demek? Tristana'nın çok öne geçmesi ve biraz önce gördüğümüz, biraz evvelki karşılaşmada gördüğümüz gibi önüne geçilemeyecek bir hal alınmasıyla sonuçlanabilir Tristana'nın. Bakalım nasıl ilerleyecek mücadele. Ya oyunlar genelde dakika kırtları görmediği ve orta oyundaki 1-2 savaşta oyunlar bittiği için Viktor'un da çok güçlü anlı değil aslında onlar. Evet, yani dakika evet. 20'de yapılan savaşta Viktor güçlü değil ve Tristana'yı bir şekilde düşürebilir veya savaş dışında bırakabilirse çok hasarsız. Aynen. Hasarı kalmıyor. Hasarsız. Ama işte o alt koridorun üstünü, ya burada 6. seviyeden sonra bu kompozisyon haritada aramak zorunda. Bu arada az evvel gördüğümüz kompozisyonun, PSG kompozisyonunun sadece Naturus ve Set'in yer değiştirmiş hali bu. Bir de pardon Tristana'sı vardı Damwon kompozisyonunun. Tristana alt koridoru değişik hali. Yine üst üçlüsü birebir aynı. Ve oldukça da iyi çalışmışlardı aslında. Bir pick kompozisyonu, bir aradan çıkarma işini çok iyi yapan bir üçlü bu. Tek hedefli. Fakat birbirleriyle sinerjisi olan bir üçlü. İşte Tristana'nın özellikle o üstünlüğünü maksimum derecede değerlendirmezseniz problem yaşayabilirsiniz. Çünkü orta oyuna gelindiğinde, ilk eşyalar alındığında Zoe Viktor'dan daha güçlü. Ve Morgana da Udyr'in varlığını yok sayabiliyor. Kaan boksör lisinine girmiş. Ne? Çok büyük ayıp. Kapat. Kazandım Adlines. Ya üst koridoru mümkünse pek fazla görmeyelim. Yani abi Muay Thai lisin varken bu arada... Herhangi başka bir Lee Sin skininin varlığını ben reddediyorum. Katılıyorum. Bir ara şey çok kullanılıyordu özellikle Koreliler. Muay Thai'den tam bir önceki. Geleneksel. Geleneksel miydi? O ya o şey. O mekanik Lee Sin. Ultisi böyle birazcık daha dönerek vuruyormuş gibi. Dönerek tekme atıyormuş gibiydi. Bu arada alt koridorda sıçrayla birlikte bu oyun. Ve Karzi sıçrasını kaybediyor. O Ghost... Sıçrasıyla kesebilirdi bence. Çünkü orada bütün plazma yükleri dolmuştu sanırım. 4 olmuştu. Kaiser'den otomatik saldırı yemedi ama sanırım Ghost. Sıçra kullandığı otomatik saldırı geleceğini tahmin etti. Yemedi mi? Yemedi. Oraya dikkat edemedim. Yemediyse evet o zaman. Her türlü zaten bir kazanç Damwon için burası. Sıçrasını almayı başardılar Karzi'nin. Ve Beryl'ın sıçrasına ve tutuşturuna karşılık Karzi'nin sıçrası bence Word. Ya öyle. Bir de zaten Beryl... Sıçra kullanmak istiyor. Hack sıçrası olan bir set. Evet. Buna çok alışığız seviye evet. 1'de, seviye 2'de bu sıçraların kullanıldığını evet. Ve bunu öngörmemesi büyük hata Karzi'nin. Şimdi Elio'dan erken bir orta koridor baskını izleyebiliriz. Showmaker sıçra kullanmak durumunda kalabilir burada. Sıçrayla birlikte yakaladı orada rakibini. Humanoid devam edecek mi bakalım sıçrayla? Evet, ilk an Humanoid'e gidiyor Mad Lions. Biraz ezber bozdu. 2.20'de yapılan orta koridor baskınıyla. Ve istediğini de çıkardı. Alt koridorda Beryl'dan bir takas daha. Ve alt koridordaki baskıyı sürdürmeye devam ediyor Damwon'a. Bu sefer çok istediği takası yapamadı. Evet ama bu Udyr takası, özür dilerim, baskını beklenmedik bir baskın. Udyr'lerin çok fazla seviye 3'ler civarında baskın yaptığını görmeyiz. Çünkü full clear'ı, full orman temizlemesine gider genelde. Ve üst tarafı aldıktan sonra birazcık daha mavi tarafında bekliyordu muhtemelen onu.
Zoe ama haritanın ters tarafında olunca Showmaker sıçrasıyla beraber bulmayı başardı orada. Bir de ormancısına doğru yürüdü. Fakat belki aslında şeyin kesinlikle kadar oraya sıçrasını kullansa belki de Morgan oraya yürüyüp oradan çıkartabilirdi. Fakat Kenyon hiç oraya hareketlenmedi bile. Madeline skorla başladı. Üst koridordaki Yampiri'yi bırakmak durumunda kalabilir Aliyo çünkü üste dönecek. Evet. Bu arada Victor'a gitti skor. Çok değerli. 25 parçacık alıyor değil mi? Bu arada alt koridorda Ghost. Üzerinde yük geldikten sonra iki tane otomatik saldırı yaptı. Bu arada Kaiser sıçramak durumunda kalıyor. Evet, Ghost'un sıçrasına karşılık da bu sefer Kaiser'ın sıçrası gitti. Alt koridorda herhangi bir sıçra şu anda yok. Sadece Ghost'un şifası kaldı. Bir sonraki denemede birilerinin çıkamadığı senaryoyu muhtemelen göreceğiz. Victor'un ölüm ışını parçacık yükü yüze ulaştıktan sonra güçlendiriliyor. Ve bu Victor için çok önemli bir eşik aslında. Evet. Skor 25 yük veriyor. Evet. Minyonlar 1 yük. Bu çok büyük avantaj. Humanoid'un dakika... Yani seviye olarak söylediğim dakikadan ziyade 7 civarında... Evet, E'si gelişmiş olacak. Gelişmiş olacak ve orta koridorda Zoe'nin... baskısını tamamen üzerinden kaldırabilir bu sayede. Aynen öyle. O minyon dalgalarının kolay temizlenmesi Victor'un yavaş yavaş ittirme avantajını lehine çevirebilmesiyle sonuçlanacak. Humanoid'den güzel bir takas daha orta koridorda. Şimdi Beryl orada Karzi yakaladı. Karzi ne zaman kullanacak artık? Roket atlayışı neredeyse düşüyordu. Tutuştur yetecek mi? Yetti bile düştü. Karzi neyi bekliyorsun abi? Geri dönüş hasarı vermek için W'sunu kullanmadı ama Elio'ya geliyor arkadan. Elio'ya bakalım burada işleri toparlayabilecek mi? Çok güzel yakaladı Ghost'u. Kaiser ışından geldi gibi Elio'ya geri adım atıyor. Kaiser burada skor aldı ama o da düşecek. Üst koridordan gelen Kaan bu ışınlanıyla skoru buluyor. Evet, orada muhtemelen W'sunu bilerek şey diye bekletti. Oradan birazcık yürüyerek çıkarsam, o anlık şeyi yemezsem döner ben kesebilirim Ghost'u diye düşündü. Ama erken aşamalarda... setin taban hasarının çok ciddi olduğunu unutmamak lazım. Ve aynı şekilde Kaisa'nın da öyle. Pasifinden kaynaklı olarak. O burst, o anlık hasar çok fazla ve bir anda koridorun kontrolü tamamen Damwon'un kontrolüne geçti. Ciddi bir minyon dalgası kontrolü kaybettiler alt koridorda. Artı set gerçekten çok güçlü konuma geldi bir anda. Merkür'ün adımlarını bitirdi. Yani standart bir destek olmadığı için onun skorları alması diğerlerinden daha farklı oluyor. Unutmamak lazım. Yani bir Naturus'a giden skorla sete giden skor arasında gerçekten fark var. Evet. Ve 2-0 durumda üzerinde de 150 altınlık bir ödül var. Beryl'ın. Ve tekrarını izliyoruz. Karzi'nin göz göre göre düşüşü. Kaiser'in yanında üzülüşü. Buradaki pozisyonun devamında da Elio'ya buraya geliyor. Orada yine Beryl E'si ile zaman kazandırıyor Ghost'a. Orada düşüremiyorlar tabii ki üzerinde Phase Rush'ı olan, sürat coşkusu olan Elio'ya'yı. Fakat bire birlik bir değişim devamında da, yani genel toplamda ikiye birlik bir değişim. Yine Damwon lehine. 500 altınlıkta bir Damwon üstünlüğü var. Kenyon da üst koridordaki yengeci takımına kazandırıyor. Tabii 6. seviye olmamıştı o esnada Armut ve aslında sanırım TP ışınını da kullanmamış. Aşağıya atmak isteyebilirdi belki ama zaten Elio o esnada çıkmıştı. Muhtemelen atmayı tercih etmedi alt koridordaki değişimde. Evet, Kaan da zaten seviye 5 olarak geldi. Evet. O alt koridor savaşına. Evet. Şimdi Showmaker mavisini teslim alıyor. Seviye 6 oldu Armut ama bakalım. Şimdi üst haritanın üst tarafında alt koridora doğru yavaş yavaş hareket etmeye başladığını görebiliriz burada. Elio'nun burada bir şey aramayacak. Üstüne dönüyor ve ondan sonrasında da bir kule altı denemesi görebiliriz mesela rakibin alt koridoruna. Armut da defansif olarak kabulleniyor koridoru. Burada herhangi bir baskın olasılığına karşı olabildiğince geride kalıyor. Ve alt koridorda da Karzi minyon skoru konusunda biraz toparlamış durumda. Tabii Ghost'un üzerine gelen minyonları aldıktan sonra fark yine 10'a çıkacak. Henüz iki takım ormancısı da Ejder'e yönelmedi. Dakika 8'i gördük. Ve evet, Humanoid de o ölüm ışınını, E yeteneğini geliştirmiş durumda. Lazerini. Ve Elio'ya şimdi tek başına Ejder'e başlıyor.
Kane'in kırmızı güçlendirmeyi alırken diğer tarafta ejder alan bir Elioya var. Hatta yardım da gelecek. Orta koridordan Humanoid de yaklaştı buraya. Ve biraz manasını yeniledikten sonra geri dönüyor da. Kenyon da buna karşılık alameti alacak. Tabii alametin erken oyunda kattığı şeyler çok daha fazla. Fakat bu alameti alabilmek Mad Lions için şu an imkansızdı. Shen'in o pozisyonunda. Sürekli olarak üst koridoru ittirme avantajını Dunmon alırken. Ondan dolayı onlar da alt koridordaki ejderi en azından haritanın ters tarafında daha çabuk bir şekilde bir şeyler çıkarmayı başardılar. Daha büyük kazanç tabii ki Dunmon'unki ama en azından bu da bu kötü durumun içerisinden kendileri maksimumu çıkarmaya çalışıyor. Kayn da vade alametini aldı. Burada sence üst koridor mu yoksa alt koridor mu? Nereye kullanmak ister Kayn? Üst koridoru kullanmayacağına eminim. Ha Kayn. Kayn sanki alameti bir an Mad Lions almış gibi. Yine alt koridorda kuleye vurabilmek çok kolay mı emin değilim onlar için de ya. Sanki orta koridoru kullanmak daha makul olabilir. Çünkü Zoe'yi haritaya salmak yani birazcık daha orta koridora zarar vermek ve orta koridoru daha erken düşürecek konuma getirmek ikinci alametle muhtemelen çok daha fazla şey katıyor. Çünkü Zoe için alan oluşturuyorsunuz, ejderlerde falan çok ciddi avantaj yakalıyorsunuz, öncelik yakalıyorsunuz. Ya orta koridor en değerlisi ve Zoe varken açmak oraya makul olabilir. Elio üst koridorda ama buraya bir baskın denemeyecek. Kayn'da şu an haritanın alt kısmına doğru ilerliyor. Oradaki kamplarını temizliyor. Armut'tan bir takas. Ve bu takası çok iyi yaptı Armut. Neredeyse hiç can kaybetmedi. Kayn alt koridora geliyor. Burada sihirdar büyülerine baktığımızda aslında şu anda oyundaki herkesin sıçrası kullanılabilir durumda. Ve Showmaker da şöyle alt koridora yöneliyor. Beryl'dan bir deneme. Beryl'ın sıçrası olduğu müddetçe ya Beryl kendi sıçrasının olmasını istemiyor. Karzi'nin de sıçrasının olmasını istemiyor bu esnada. İyi bir reaksiyon. Ya bu çok değerli bir takas. Bu arada Showmaker yakalandı orada. Çekim alanında Kaos Fırtınası'yla da iyice dürttü Humanoid Showmaker'ı. Tam böyle ucundan sanırım. Şifası var tabii. Yakalandı. Üzerinde Showmaker'ın. Onun da yardımıyla birazcık daha hani sağlığını korumayı başardı diyelim. Üst koridorda bir barikat altını daha gitti Kaan'a. Ve işte orta koridordaki Humanoid'un baskısını görüyoruz. Kayn geldi üst koridora. Üst koridoru açacak belki evet, alameti. İlk kuleyi istiyorlar çünkü evet. İkinci barikatta düştüğü için oradan. Evet. Yalnız Elio'ya da alt koridora geldi şimdi. Shen ultisi gelebilir buraya. Deneyebilirler. Burada olabildiğince geri çıkıyor Armut. Şu an kullanılmalı. Şu an kullanılmalı. Armut'u yalnız rahatsız ediyor Kayn'in üst koridorda Minerta'dan baktığım kadarıyla. Şimdi bu ultiyi kullanırsa ikinci kulede gidecek. O yüzden bunu isteyip istemediğinden bence emin değil Mad Lions. O yüzden atmamayı tercih ettiler. Burayı en azından ikinci kuleyi savunmak istedi Armut. Evet. Ve bu esnada Mad Lions haritanın ters tarafında hiçbir şey yapamadı. Sadece artı yazmış oldu Dunmon böylece. Bulabilecekler mi Kaan'ı? Bakalım Saçar Tohum'u basabilecek mi? Saçar Tohum'la Elio'ya diğer tarafa gitti ama tekrar sıçrasını kullanabilir. Kaan'ın üzerine şimdi sıçra geldi. Oraya gelen Armut da Kaan'ın var. Kaan'ın sıçrası. Armut E flash'ını çok güzel kullandı. Ve orada düşürmeyi başarıyorlar. Ve Kaan da oradan çıkmak için atmaya çalıştığı sıçra birazcık iyimser bir sıçraydı. Ve Elio'ya da bu karşılaşmadaki ilk skorunu alıyor. Altın farkı 2000 civarında Dunmon lane'e dakika 12'deyiz. Tabi alınan ilk kulenin burada çok büyük bir etkisi var bu altın farkında. Bir dakika sonra Alev Ejder'i var. Bu oyunda Okyanus veya Bulut Vadisi aktif olacak bu Ejder'den sonra. Biraz evvel çok iyi bir isim performansı izledik Hanabi'den ve sürekli olarak kanatlardan nasıl geldiğini gördük. Arka tarafını, takım savaşının arka safları nasıl rahatsız ettiğini gördük. Bakalım Kaan'dan da benzer bir performans görebileceğiz mi? Çok da ciddi bir üstünlüğü var. Şu an oyunda bahsettiğin gibi en yüksek altına sahip oyuncu. Ama Victor da oldukça iyi durumda. Biraz evvelki Kaan skoru da eğer onun üzerinde kalabilseydi eğer hakikaten birazcık zamanın ötesine geçmeye başlamış olacaktı Victor. Mütemadiyen hız kesen buluyor bu arada Showmaker.
Evet, yine bir ısk hesabı var üstünde. Elio'nun da şu anda eksi 226'ın var. Borca girmiş. Tabii tercih ettiği rune de. Genelde Udyr oyuncuları isabeti tercih ediyor ikinci rune ağacında ama tabii bu farklılık gösterebiliyor. Burada Elio'nun tercihi de bu yönde. Son dönemlerde çok daha fazla bu arada ama görmeye başladık. Canlıs, Kaiser, orada yakalanmış Settlers'ını şimdi ışından da kullanılıyor. Kaiser'in canı bayağı basalmış onu da. Shen ultisi var. Dostun üzerine gelen Minotaur'un ultisi var burada. Showmaker yerden bir sıçra buldu ama pek fazla hasar bırakamadı uçarı yıldızla. 5 kişi olan Damwon Gaming. Diğer tarafta Karzi takımından ayrı. Alt koridordaki minyonları temizlemek istiyor hala. Ve Ejder için iki takım da toplanmış durumda. Burada iki tane ultisini kaybetti Mad Lions. Karşılığında sadece Beryl ultisini kullanmış durumda. Showmaker yakaladı. Hemen Armut takım arkadaşının önüne geçecek burada. Uçarı yıldızı Armut kendini tankladı. Ejder'den çok hasar yiyor şu an Mad Lions. Ejder'in canı yarıya kadar düşmüş durumda. Elio'ya Ejder'i devam etmek istiyor bir yandan. Diğer tarafta Beryl çok önde kaldı ve bir anda kita kontrolünü düşürdüler. Kaiser'in üzerine bir uçarı yıldız denemesi isabetli olmadı. Ghost Armut'la birebir yapıyor. Kesemez. Armut orada. Takım arkadaşları korumaya geldi. Ghost dışarı çıktı. Karzi'nin canı çok az. Armut'un üzerinde 3 kişi var. Onu düşürmeyi başardılar. Yani Karzi tek haneli canlı uzaklaştı oradan. Ve Ejder de Damwon'a kalacak. O kadar fazla dürtüldüler ki kompozisyonun ana sıkıntılarından bir tanesi Nautilus'un dışında herhangi bir kitle kontrol yeteneğinde olmaması ama Nautilus'un bir şekilde bu takım savaşını denemesi lazımdı. Showmaker dürtüyor bir taraftan. Bir taraftan Morgana sürekli karanlık esaretler uçuşuyor. İşte Lee's'in ses dalgaları geliyor. Diğer taraftan Ejder'e de kendilerini sürekli üzerlerinde tuttular. Yani resetlemesine, sıfırlamasına müsaade etmediler. Ve çok fazla dürtüldü Mad Lions. Her ne kadar Beryl'da kitle kontrol içerisinde W'sunu kullanamadan düşse de sonrasında oynamak çok kolay değildi Mad Lions için. Daha iyi gidebilecek bir takım savaşı onlar adına gerçekten felaketle sonuçlandı ve altın farkı da 3500 bandına ulaştı. Tekrar izleyelim pozisyonu. Karzi'nin üzerine bir tutuştur geldi. Burada kitle kontrol içerisinde direkt olarak düşüyor. Armut burada uykuya yatıyor tabii. Ghost arkaya sarkıyor. Aslında iyi pozisyon değil onun için. Ama ultisi ve şifasıyla ciddi bir şekilde zaman kazanıyor ve sıçrasıyla oradan çıkmayı başarıyor. Arka taraf tek bir uçarı yıldızda acayip bir hasar alıyor zaten. Ve takım savaşının galibi Damwon. Mad Lions'ı üst koridordan şimdi bir kule almak istiyor ve bu kuleyi bıraktı. Damwon. Oraya yaklaşmıyor bile Ghost. Bunu karşıladı Damwon ki orta koridor kulesine bayağı bir hasar vermiş durumda. Alınabilecek ve alamet var. Ve bu alamet Damwon tarafından alınırsa orta koridor kulesini tek bir alamet vuruşuyla düşürebilir Damwon ki'ye. Şimdi oradaki baskı da sürüyor. Ghost da üst koridordan biraz kaynak almak isteyecek. Ghost'un yokluğunun acaba bir savaş ister mi? Armut'un ultisi var çünkü. O karanlık esaret tuttu orada Manoide ve canının yaklaşık %25'ini almayı başardı ama herhangi bir sonuç vermeyecek. Armut da alt koridorda minyonları kuleye ittirecek. Kaan da onu karşıladı. Kaan'ın ışınlanı yok. Kaan'ın ışınlanının olmadığı bir dakikada Kaan'ın ters tarafında aslında bir şeyler isteyebilir belki Damwon Mad Lions tarafı. Çünkü her türlü 5v4 oynayacaksınız. En iyi ihtimalde bile, en kötü ihtimalde bile orayı. Bakalım Mad Lions burayı... Bunu istiyorlar çünkü dediğin olay Kaan alt koridorda ve Armut burayı ışından kullanabilir. Ulti de kullanabilir. Işından değil ulti kullanabilir o yüzden. Ama burayı hiç Damwon gelmiyor bile. İkinci orta koridor kulesini açmak için onların işine gelebilirdi bu ama özellikle üst koridordaki kule düşmüşken ve alt koridorda da özür dilerim Kaan'ın Hanabi Lee'sin herhalde böyle şey mi özdeşleşti mi acaba? Olabilir. Çok iyi oynuyor Lee'sin. Aynen çok iyi oynadı son karşılaşmayı da. O ışınlanı yokken alameti salmayı tercih etti Damwon ama orta koridor kulesini hanelerine yazdırmayı başardılar ve yavaş yavaş da haritanın hakimi olacaklar. Evet, alt koridor kulesi de düşüyor. Tüm dış kuleleri dakika 18'de almış olacak. Damwon altın farkını neredeyse 4000'e kadar çıkarmış durumda. Şu an 3800'lük bir altın farkı var. 2 dakika sonra Okyanus Ejderi. Tabi ejderler paylaşıldı ve ilk ejder geç alındığı için ejder ruhuna gitmek bayağı bir zaman alacak bu oyunda.
Ve bu karşılaşmada Showmaker'ın da yaptığı ihtişamlı eşya Luden değil, onun yerine yalnız orta koridor orada şimdi bir hamle. Karzi'yi yakaladı. Beryl orada yakaladı Karzi'yi ama çok iyi korudular Karzi'yi. Armut da ultisiyle gelmişti oraya. Arka tarafta güzel bir gölge fırlayışı sıçra kombosu. Şimdi Alioh'yu o da sersemletti ama. Dokundu. İyi bir tekme geldi şimdi. Kanyon'dan kullanılan bir ulti var. Kaiser orada sersemletebilir ama Kaiser de çıktı o alandan. Alioh'yu üzerine tutan bir ses dalgası. Oraya gitmek istemeyecek Kaan. Yani nasıl kimse ölmedi burada, hiçbir fikrim yok. Başta Beryl arkadan gelip Karzi'yi sıçrasıyla beraber diyecekti sıçradı. Onu sıçrasını atmak zorunda kaldı. Beryl gelip arkadan orada Karzi'yi yakalamayı başardı ama onu takip edecek kimse yoktu orada. Minyonlar tarafından bloklandı sanırım orada karanlık esareti de Canyon'ın. Arka taraftan gelen Kaan'ı da çok iyi yakalamasına rağmen orada ultisi Humanoid deyince tekrar izleyelim burada. Karzi gerçekten orada iyi bir engage atıyor ama orada minyon dalgaları, aradaki Beşen minyon dalgaları ve Shen ultisi çok ciddi bir hasar verememeleriyle sonuçlanıyor. Alioh'yu burada yakalıyor ama ultinin son anda orada Humanoid'e değiyor. Humanoid'e değmese belki de Kaan orada düşecek ama dönüşünde kimsenin, bir sürü oyuncunun canının çok azaldığı ama kimsenin düşmediği bir takım savaşı denemesi iki taraftan da. Altın farkı 3700-3800 bandında ama sanki çok daha yakınmış gibi hissettiriyor bu arada. Evet, yalnız Kaan şu anda ikinci eşyasını bitirdikten sonra çok daha kuvvetli. Sterak da bitti. Çok fazla hasar tutabilecek üstünde. Ve burada mavi güçlendirmesini kaybediyor Mad Lions. Mavi Showmaker'da. Dakika 20'ye geldik. Birazdan ejder var ama bu ejderi bırakacak sanırım Mad Lions Humanoid. Üst koridor orada ışınlanı var belki ama manası hiç yok. Onun üstüne dönmesi lazım. Böylelikle Tamwonki'ye dakika 20'de ikinci ejderini alacak. Alev'den sonra bir de Okyanus Ejder'i ekledi koleksiyona. Evet. Daha ama en erken 30-31 dakikalar civarında Ejder ruhu ihtimali var. O yüzden Mad Lions'ın hiçbir şeyi zorlama gibi bir niyeti yok. Tristana, Viktor oyun sonunda birer canavara dönüşüyor zaten. Her ikisi de ve rakibin taşıyıcılarına karşı... ikisi de rakibin taşıyıcılarına outscale ediyor. Onu söyleyelim. Rakibin sonunda ikisi de daha güçlü. O yüzden zaman kazanmaya çalışıyor şu anda Mad Lions tarafı. Oyunu hızlandırmak zorunda olan taraf Dammon. Bütün dış küreleri aldılar. Oyunu hızlandırmak için ellerinde tüm materyaller var. Bakalım PSG'nin yapabildiği şeyi onlar yapabilecek mi? Showmaker orada bir deneme ama yani Karzi roket atlayışı atsa kesecek. Arkayı var. Görmüyor belki. Bitkinliği var bir de. Ondan çekinmiş olabilir. Ondan çekinmiş olabilir. Olabilir belki de. Ya ama bitkinliği bence arkada kimsenin olmadığını görse bitkinliğe rağmen atlardı. Ya bitkinlik ve kronometreyle çok ciddi zaman kazanacaktı Showmaker. O yüzden muhtemelen yani riskliydi ya. En azından riskliydi. Bitkinlik de kronometreyi almış olur. Sonuçta uçar yıldızı ve baloncuğu bekleme süresindeyken Zoe ne vuracak i̇şte ki? Şöyle bitkinlik ve şu kronometreyle kazandığı zamanla yakında, çok yakında biri yoksa bile gelebilirler ama. Yani ben riske atmak istememesini anlıyorum oyunun Zaten noktasında. Bir de Showmaker... Nash falan, Baron Nash falan şey var vadide. İki seviye öndeydi, üçe çıkardı bir de farkı. Evet. Showmaker zaten çok önde. Yani vadide Baron var orada, bir kötü gidebilen küçücük bir sahne oyunun elden kaçmasına sebebiyet verir çünkü. Evet, altın farkı hala 4000 civarlarında. Damwon lane'e. Armut alt koridordaki minyonları ittirmeye çalışıyor. O da tabii bir Tiamat aldı, biraz daha hızlandıracak. O yan koridordaki... Minyon ittirme hızını. Fakat Alioh'ya seviyede geride takip ediyor Kanyon'u. Neredeyse 50 minyonluk bir fark var ormanda. Evet. Morgana'nın tabii orman temizleme hızı çok çok yüksek. Ve her saniye daha da ileriye gidiyor. Ve Kanyon gördüğü her kampı yutmaya devam ediyor. Orada bir kayacıl aradı ama kayacılar alınmıştı Alioh'ya tarafından. Nişancılar dakika 22'de hala ikinci eşyalarını bitiremedi. İki nişancı da pek fazla kaynak bulamadı bu karşılaşmada. Diğer tarafta baktığımızda Kayn ve Kaan iki eşyayı tamamlamış durumda. Ve Kaan da tecrübe puanı olarak çok iyi durumda şu anda. Seviye 14'ü yarıladı neredeyse. Henüz Baron'a bir yönelim yok iki takım tarafından da. Biraz daha sanki ejderler beklenecekmiş gibi duruyor Damwon adına. Bu da maçın
35'leri göreceği anlamına gelebilir. Evet ama açıkçası ben birazcık daha proaktif bir oyun beklerdim burada. Kendileri de bu arada işte bahsettiğim Ghost röportajında aynı şeyi kendisi de söylemişti. Hani biraz daha proaktif oynamamız gerekiyor. Daha fazla hani haritada aktif olmamız gerekiyor diye. Yani bu kompozisyona kadar yavaşlamayı göze alamaz bence. Özellikle elinizde Zoe varken, Kaisa varken, set varken birazcık daha işte nehirde aktif olup yavaş yavaş görüş çizgisini Zoe ile birlikte ileriye taşımaya çalışmakta yarar var onlar adına. Çünkü yani oyun uzadıkça Tristana ve Viktor'dan bahsediyoruz. Daha güçlü bir ön safı olan bir takımdan bahsediyoruz. Açıkçası Dammon yine o turnuva boyunca izlediğimiz problemlerden bir tanesini sürdürecek. ...miş gibi duruyor şu ana kadar ki oyunuyla hiç oyun hızlandırma niyetleri yok. Oldukça yavaş. Hiçbir şey yapmıyorlar yavaş yavaş. Böyle ejderi bekleyelim. Ruhu alır oynarız. Ama o zamana kadar... ...outscale şimdi oluyorsun. Şimdi orta koridorda bir oyun Kaan'dan. Humanoid'u çok iyi yakaladı orada. Humanoid'un üzerine gelen bir Shen ultisi var. Humanoid'u hayatta tutacak burada. Armut'un birlikten kuvvetli ağır yeteneği. Bir şeydir en azından. Victor'un sıçrasını aldılar. Oldukça önemli. Evet, Kaan kendi sıçrasını da kullanmış oldu. Gerçi Lee Sin sıçrası da çok önemli. Bu tarz hamleler için. Evet ama Victor'unkisi tabii. Özellikle haritada daha agresif olmak istiyorsanız... ...Victor'un sıçrasızlığı çok daha etkiler. Humanoid'in alacağı pozisyonları. Hı hı. Ormandaki seviye farkı 2'ye çıkmış durumda. Kane'den bir deneme isabetli olmadı. Ama... Yani orta koridor kulenizi kaybetmişken, tüm dış kuleleri kaybetmişken orman kaynaklarının belli bir kısmında rakip alabiliyor tabii. Ve Elio bu konuda biraz sorun yaşamaya başladı. Bir tekli koridor gibi Canyon şu an. Mad Lions'ın iki tekli koridorda 14. seviye bu arada. Karzun'un üzerine bitkinliğini gönderdi ama daha çok hasar yiyen taraf Showmaker oldu. Ve o bitkinlik de hemen Sasha ile değişilmiş oldu. Evet. Zaten onun için kullandı. Evet, 15 saniye sonra okyanus ejderi var. Mad Lions burada toplandı. Armut üstüne dönüyor. Sanırım ışından kullanacak. 1300 altını var cebinde. Şu anda Armut'un da... ikinci aşağısını bitirecek. 2700 altın geride olduğunu görüyoruz. Işından da geldi buraya. Bir ses salgısı denemesi isabetli olmadı. Armut takımdan biraz daha ayrı hareket etmek istiyor. Fakat ejderi bırakıp orta koridora yöneldi Mad Lions. Ejderi karşılık kuleyle cevap vermek istiyorlar. Çok iyi bir takas mı? Değil aslında ama... Geride olan takım için, savaşmayan takım için en azından verilen bir cevap. Fakat burada savaş istiyor da mı? Elio'ya yakalanmış olabilir. Karzi'yi neredeyse tutuyordu. Mad Lions iyi bir şekilde buradan şimdilik uzaklaşmayı başarıyor. Ciddi bir hasar verdi. Orta koridor kulesinin yarı canına indi. Karzi'yi orada alanını açmaya çalıştılar. Bakalım buraya ama sıradan Van'da. Evet, şimdi onlar orta koridora ilerliyorlar. Burayı temizleyebilmek çok kolay değil. Yan tarafta pek iyi bir görüşleri yok. Kaiser arka taraftan geliyordu. Acaba savaş mı isteyecek? Ooo, Humanoid'in başlığını aldı. Ve evet, bir şekilde kendi kule altına atmayı başardı Mad Lions tarafı. Kimin ultisini aldı? Yok, Banshee'sini aldı orada Humanoid'in. Küçük bir aralıkta kan. Sonrası için önemli çünkü o da. Beryl'ın falan hani... Beryl'ın sıçrası var. Humanoid'in sıçrası yok. Arka tarafa bir sıçra denemesi yapar mı diye baktım. Ama takımlar yavaş yavaş böyle küçük bir soğuk savaşın arkasına. Oradaki atraksiyonu bitirecekler. Ve 4 dakika sonra Okyanus Ruhu için Damwonki'ye bir savaş verecek. Veya farklı bir cevaba da yönelebilir. Bu arada üst koridorda Karzi yakalandı. Karzi tuttu. Karzi'nin oradan çıkmasının imkanı yok. Ve bu Baron'la sonuçlanabilir. Evet, haritada Baron var. İşte bahsettiğim şey buydu aslında. Yani rakibin ormanına birazcık daha agresif şekilde girip bir şeyler aramak, bunu yapabilecek bir kompozisyon. Dammon'un kompozisyonu Zoe ve Morgana ile birlikte. Ve bu da Baron'la sonuçlanacak. Elio'nun sıçrası var, bakalım deneyecek mi? Beryl orada bekçilik yalnız yapıyor. Yalnız iki çarp var. Hem Showmaker'da hem Canyon'da. Muhtemelen 1500 can da kullandılar o iki çarpı da aynı anda. Gitmenin de manası yoktu ayrıca. 3 seviye fark vardı. Ya, o anda 2 mi vardı tam hatırlamıyorum. Ama 15. seviye şu anda Canyon. Elioya'nın ise seviyesi henüz 13 oldu sanırım. Yani orada o kadar büyük fark varken o Baron'u alabilmek çok kolay değildi. Çalabilmek çok kolay değildi daha doğrusu. Ve oyun yavaş yavaş Dammon'un lehine Eden'e iyi dönmeye başladı. Tam onların dakikaları. Mad Lions'ın oyunda kalabilmek adına, oyunu yavaşlatabilmek adına bir tane ekstra bir savaş bulabilmesi lazım. O zaman Victor ve Tristan'ın aradığı zamanı da kazandırmış olacak belki de Mad Lions. Tabii biliyorsun turnuva yamasına değil ama güncel yamada artık çarp evet. Dönüştükten sonra sabit bir hasar veriyor. Seviyeye yönelik değil. 900 hasar. Ama
turnuva yaması tabii. Daha eski bir yama olduğu için. Bu geçerli değil. Armut seviye 16. Hala geriden takip etmeye devam ediyor rakibini ama bir şekilde bir tank bir şampiyon oynuyor ve altında her ne kadar Kaan önde olmuş olsa da eşyalara bakıldığında neredeyse eşit diyebiliriz. Birazdan tabii Kaan bitirecek 3. eşyasını. O da sanırım Gargoyle'un taşlarına gidiyor. Yok şey alacak ya. Hasarı bir anda burstlemesini engelleyen eşyanın adı neydi unuttum. Zamanla kanayarak hasar çıkıyor üzerinize. Nasıl ölümün dansı. Ölümün dansı. Katıldığım bir... Yok Gargoyle gitti. Ölümün dansı çünkü kötü bir eşya. Gerçekten şu an hiç iyi bir durumda değil. Gargoyle'un kalkanı da rakibin hasar tiplemesinin vesaire ne olduğunu hiç önemsemeden çok ciddi şekilde kalkan veriyor. Sterak artı Gargoyle kalkanı çok çok uzun süre hayatta tutabiliyor. Bunun üzerine bir de ruh gömleği eklediğini düşün. O kalkanların alacağı ekstra güçlendirme. Hakikaten çok çok uzun süre hayatta kalabilir. Artı ya bir de ruh gömleği alacak buraya. Ruh gömleği hem kan içeni hem kalan diğer iki eşyanın kalkanlarını güçlendiriyor zaten. Hem artı kendi içerisinde de şeyi var. İyileştirme kitinde var zaten. Lee'sinin. Artı humanoid'in hasarına da ciddi bir cevap vermiş olacak. Ruh gömleği muhtemelen bir sonraki eşyası olur diye tahmin ediyorum Lee'sinin bu eşya diziliminde. Evet tabii Gargoyle ile birlikte çok daha tank, çok daha aşılamaz bir can barına sahip olacak. Evet. Kaan. Ama oyuncuların yani turnuva özelinde dikkat ettiğim kadarıyla 3. eşya ölümün dansa biraz daha önem verdikleriydi. Bu karşılaşmada Kaan'ın tercihi bu olmadı. Şimdi Danwonki'ye baron güçlendirmesi bir anda odağını alt koridora çeviriyor. Evet. Hemen üste dönüşler başladı ama inhibitor kulesini yetişemeyecekler. Belki inhibitora yetişebilir Mad Lions. Orada da savaş gitti. İsterler mi emin değilim. O da gitti. Burada tempoyu çok iyi, alt yan koridor temposunu çok iyi kullandı. Mad Lions da uyudu burada. Elvio'ya koşuyor ama... İnhibitor henüz düşmedi ama... iki tane kule ve bunlardan bir tanesi inhibitor kulesi olması çok değerli. Ejder'e de 15 saniye varken... Yalnız Elio'ya dürtüldü. Yarı can da Elio'ya ejderi. Sadece 15 saniye var. Orada önce karan... bu arada... Burada bir savaş istiyorlar. Kaiser önde kaldı. Shen ultisi Karzi'nin üzerine geliyor. Karzi burada. O da düşecek. Bir anda fişi çekti Danwon. Üzerine... Elio'nun üzerine gitti Ghost. Armut oluyor burada. 2'de 2 yapıyor. 3. skor da geldi ve... Elio'nun tek başına burayı tutması... pek de mümkün görünmüyor. Orada Yoya sürekli olarak karanlık esaret, işte baloncuk. Hiçbir şekilde oraya yaklaşmasına müsaade etmediler. Canını çok az seviyeye indirdiler. Sanırım orada kara kalkan çok önemli bir noktada. Kaiser ultisini kullanırken, özür dilerim, çıpasını kullanırken kime attığını göremedim. Oyuncunun üzerine geldi ve tamamen tüm engage şeyi de, yeteneği de ortadan kalkmış oldu Mad Lions'ın. Takım savaşı başlatma yeteneği de ortadan kalkmış oldu. Bitirebilecekler mi? Tabii ki bitirecekler. Zaten Nexus'un canı oldukça azalmış durumda. Ve devamında da Beryl gerçekten çok iyi, çok da iyi bir maç oynadı.